Vize ve finalde çıkabilecek sorular 16. Bu videomuzda olasılık ve istatistik dersinden vize veya final sınavlarında karşımıza gelebilecek önemli bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bir bakalım. Ayrık bir rastlantı değişkeni. Rastlantı değişkeni, Türkçe çevirilerde random variable'ı rastlantı değişkeni, rastgele değişken, bu şekilde Türkçe çevirileri yapılmış. Hepsinin aynı şey olduğunun farkında olmalıyız. Yani rastgele değişken, rastlantı değişkeni. Ayrık bir rastlantı değişkeni olan x'in olasılık fonksiyonu fx eşittir x bölü 9 ve x rastgele değişkenlerimiz 2, 3, 4 olarak veriliyor. A şıkkında x'in toplam dağılım fonksiyonu. Toplam dağılım fonksiyonu demek kümülatif veya birikimli olasılık dağılım fonksiyonuyla aynı şeydir. Toplam dağılım fonksiyonu veya kümülatif dağılım fonksiyonu deriz. Büyük fx de gösterilir. fx'i bulunuz ve grafiğini çiziniz. B şıkkında x'in moment çıkartan veya moment üreten fonksiyonu mxt'yi bulunuz. C şıkkında da moment çıkartan fonksiyondan yararlanarak x'in ortalama değer ve varyansını hesaplayınız. Ortalama değer beklenen değerle aynı şeydir. Şimdi sorumuza başlarken öncelikle burada verilen ayrık olasılık dağılımını bir anlayacağımız hale getirmekte fayda var. Anlayacağımız hale getirmek demek hangi rastgele değişkende hangi olasılıklar var onları hesaplamaktan bahsediyorum. A şıkkıyla başlayalım şurada. Ve bizim rastgele değişkenlerimizi şu şekilde. Bir iki rastgele değişkenimiz var. Bir üç rastgele değişkenimiz var. Bir de dört rastgele değişkenimiz var. 2'yi buraya getirip koyduğumuzda olasılığı 2 bölü 9 eder. 3'ü getirip buraya koyduğumuzda olasılığı 3 bölü 9 eder. 4'ü buraya getirip koyduğumuzda olasılığı 4 bölü 9 eder. 2 rastgele değişkenine ait olasılık 2 bölü 9, 3 rastgele değişkenine ait olasılık 3 bölü 9, 4 rastgele değişkenine ait olasılık 4 bölü 9'dur. Bunların hepsinin toplamı 1 eder. Toplayalım. 5 bölü 9, 9 bölü 9, 1. Bu kısımla artık işimiz kalmadı. Bize bu şekilde fonksiyon verildiğinde ayrık olasılık dağılımlarında rastgele değişkenleri görüyoruz. Buraya getirip koyduğumuzda bütün olasılıkları tek tek çıkartırız. Burada bunun başına bir harf koyarsa falan, bu harf nedir derse, bunları koyduğumuzda, topladığımızda çıkan sonucun bir etmesi sayesinde o harfin ne olduğunu buluruz. Neyse, uzatmayalım. Şimdi biz burada küçük fx'i elde etmiş olduk. Bizim elde etmemiz gereken şey toplam dağılım fonksiyonu, yani büyük fx, kümülatif dağılım. Kümülatif dağılım fonksiyonunda şunu bilmeliyiz. Kümülatif toplam dağılım fonksiyonları sürekli fonksiyonlardır her zaman için. Büyük fx bir parçalı fonksiyon oluşturacağız. En küçük rastgele değişkenimizden küçük olduğu durumda x küçük 2 diyerek başlayacağız. En küçük rastgele değişkenimizden küçük iken herhangi bir olasılık söz konusu değildir. Yani birikecek bir olasılık yok. Sıfır. Burada şu an toplam dağılım fonksiyonu olan büyük fx'i ayrık olasılık dağılımından nasıl elde ettiğimizi çıkartıyoruz. Yani toplam dağılım fonksiyonu olan büyük fx'i buluyoruz. Ardından da bunun grafiğini çizeceğiz. X küçük iken, x 2'den küçük iken herhangi bir olasılık olmadığı için sıfırla başladık. Her zaman bizim toplam dağılım fonksiyonlarımız sıfır ile başlamalıdır. En küçük değerden küçük iken herhangi bir olasılık yok. Orası sıfır demeye çalışıyoruz. Ardından 2'ye eşit ve 3'ten küçük. X 2'ye eşit ve bir sonraki rastgele değişkenimiz olan 3'ten küçük iken var olan toplam olasılık 2 bölü 9'dur. Şimdi kümülatif olarak, yani
üzerine toplana toplana olasılıklar artarak gidecek. Ardından bir sonraki rastgele değişkene gelecek. X 3'e eşit ve bir sonraki rastgele değişkenden küçük iken bu ikisinin toplamıdır. 2 bölü 9 ile 3 bölü 9'u toplarız. 5 bölü 9. Bir sonraki x son rastgele değişkenimiz olduğu için x 4'e eşit ve büyük iken bütün olasılıkları toplarız 1'e. Bir toplam dağılım fonksiyonu her zaman sıfırla başlar, her zaman 1 ile biter. Bir şeyden küçük iken sıfır, sonra bir şeylerde olasılıklar birikmeye başlar ve 1 olur. Şimdi bunun grafiğini çizecek olursak, soruda çünkü fx'i bulunuz, şu an fx'i bulduk. Grafiğini çiziniz diyor. Grafiğini çizeceğiz şimdi de. Şöyle bir x fx diyelim. X'lerimiz fx'in sonuçları. Çizimini farklı bir renkle yapalım. Daha algılayabilmek adına. X 2'den küçük iken şurada 2'yi işaretleyelim. Sonucumuz 0'dır. 2 dahil değil iken sonucumuz 0. Yani bu eksenin üzerindeyiz. Sonuç hep 0. Ardından x 2 ile 3 arasında sonucumuz 2 bölü 9. Şurada 2 bölü 9'u işaretleyelim. 2'ye eşit ve 3'ten küçük iken. Şuraya da 3 diyelim. 3 dahil değil. Ardından x 3'e eşit ve 4'ten küçük iken 5 bölü 9. Şuraya 5 bölü 9 diyelim. 3 dahil 4 dahil değil. Ardından x 4'e eşit ve büyük iken de 1. 1 olacak. Şöyle 4'ten sonrası 4 dahil olmak üzere olasılığımız hep 1. Sonsuza kadar bu grafik bu şekilde devam edecek. Kesikli olasılık dağılımından oluşan toplam dağılım fonksiyonları yani kümülatif dağılım fonksiyonları bu şekilde basamak basamak gider. Şurayı biraz kötü çizdim ama önemli değil. Sıfırla başladık. X 2'den küçük iken 0. X 2'ye eşit ve 3'ten küçük iken 2 bölü 9. 3'e eşit ve 4'ten küçük iken 5 bölü 9. 4'e eşit ve büyük iken de 1. Ve böylece A şıkkımızı bitirmiş olduk. Şimdi B şıkkına gelirsek. Moment çıkartan fonksiyonu, yani moment üreten fonksiyonu bulmamız isteniyor. Moment üreten fonksiyon mxt biçiminde gösterilir. X rastgele değişkeninin moment üreten fonksiyonu. E şurası E üzeri xt ile hesaplanır. Bunun anlamı, şimdi artık şu yukarıda B şıkkını görmeyebiliriz. Şuradaki x'in yerine şuradaki rastgele değişkenimiz gelecek. 2. Ve çıkan sonucu olasılıkla çarpacağız. Yani x yerine şuradaki 2'yi koyuyoruz. E üzeri 2t olur. Çarpı olasılığı. 2 bölü 9. Artı bu rastgele değişkenimizi getirip koyuyoruz x yerine. E üzeri 3t çarpı 3 bölü 9 artı 4 olan rastgele değişkenimizi getirip koyuyoruz şuraya. E üzeri 4t çarpı 4 bölü 9. Aslında şunu yazmaya da bilirsiniz. Ne yapacağınızı bilmeniz önemli. Rastgele değişkenler e'nin üzerinde t'nin katsayısı olarak gelirler ve buradaki olasılıklarla çarpılırlar. Burada çıkan bu ifade işte bizim moment çıkartan, moment üreten fonksiyonumuz. B şıkkı bitti. Daha fazla işlem yapacakmış gibi fikirlere asla kapılmayalım.
Şimdi moment çıkartan fonksiyondan yararlanarak x'in ortalama değer yani beklenen değer ve varyansını hesaplayın. Bizden istenen ex. Bu beklenen değer. Yani mü ortalama değer. Ve bizden istenen diğer şey de varyans x. Bunun da diğer gösterimi şu şekildedir. Bunların yalnız moment çıkartan fonksiyondan faydalanılarak hesaplanılması isteniyor. Moment çıkartan fonksiyondan faydalanarak bunları nasıl hesaplayacağımıza şimdi bakalım. Ex'i şöyle hesaplayacağız. Moment üreten fonksiyonun birinci türevinde t yerine 0 koyarsak şuraya yazalım. Birinci, çok güzel bir gösterim olmadı. Şunu düzeltelim. Şöyle yapalım. Ex eşittir diyelim. Ortalama değer yani beklenen değer moment üreten fonksiyonun türevini alıp t yerine 0 konularak bulun. Beklenen değerin bulunuşu bu kadar. Bulalım beklenen değeri. Bunun türevini alıyoruz. E'li fonksiyonların türevi, E'li ifade aynen yazılır. Üstünün türevi yanına çarpım olarak gelir. Şimdi türevi alacağız. Sonra t yerine 0 koyacağız. E üzeri 2t çarpı üstünün türevi 2 edeceği için 2 bölü 9 ile çarparsak 4 bölü 9 artı E üzeri 3t çarpı üstünün türevi 3 gelecek. 9 bölü 9 artı E üzeri 4t çarpı üstünün türevi gelecek 16 bölü 9. Burada t yerine 0 koyduğumuz zaman beklenen değeri bulmuş oluyor. T yerine 0 koyarsak burası 1 eder. 4 bölü 9. T yerine 0 koyarsak burası 1 eder. 9 bölü 9. T yerine 0 koyarsak burası 1 eder. Artı 16 bölü 9. Bunların hepsini toplarsak 13 bölü 9. 29 bölü 9 olarak beklenen değeri bulduk. Moment üreten fonksiyonun ikinci türevini alıp 0 koyduğumuzda da ex kareyi buluruz. Moment üreten fonksiyonun ikinci türevi de 0 koyunca ex kareyi buluyorum. Bunun için bulacağız? Şu an ex'i bulduk. Varyansın formülü varyans x x kareden x'in parantez karesinin çıkartılmasıyla bulunur. Bu nedenle momentin ikinci türevini alıp sıfır koyarak x kareyi buluyoruz. Ve ardından varyansı bulmamız için gerekli her şeyi bulmuş oluyoruz. Bunun türevini alırsak tekrar bu birinci türevdi. Bunun bir kez daha türevini alıyoruz. E2t çarpı üstünün türevi 2 geleceği için 8 bölü 9. E üzeri 3t çarpı 27 bölü 9. Sadeleştirme yapmıyorum. Paydaların hepsi 9 kalsın da işlem kolaylığı olsun diye. E üzeri 4t çarpı türevden üstün türevi 4 gelecek. 64 bölü 9. Şimdi bunda t yerine 0 koyduğumuzda ex kareyi buluyoruz. Ex kare. T yerine 0 koyarsak burası 1 eder 8 bölü 9. T yerine 0 yazalım bunları. 8 bölü 9 artı 27 bölü 9. T yerine 0 koyduğumuzda 0 et, 1 etti orası. T yerine 0 koyduğumuzda 1 etti. 64 bölü 9. Bunların hepsini toplayacak olursak 35 99 bölü 9. Bunları getirip yerlerine koyarsak şunu 99 bölü 9 olarak bulduk. Eksi. Ex'in karesini alacağız. 29 bölü 9'un karesi. Bu işlemi yapın diyeyim ben size. Gerisi çok önemli değil.
99 bölü 9 11 ediyor zaten. Şunun karesini alıp çıkartma işlemini yapacağız. Buradan da varyant çıkacak. Şimdi buradaki temel fikri anlamamız gereken nedir? Onları bir konuşmakta fayda var. Beklenen değer yani ortalama değer moment üreten fonksiyonun birinci türevinde şu gördüğümüz moment üreten fonksiyonun birinci türevinde Tn'ye sıfır konulmasıyla bulunuyor. Varyans formülü ax kare eksi ax'in parantez karesidir. Beklenen değerin parantez karesi. Moment üreten fonksiyonun ikinci türevinde sıfır koyduğumuzda da ax kareyi buluyoruz. Varyans üreten iki tane gerekli şeyi bulmuş oluyoruz. Onları birbirinden çıkarttığımızda da varyansı buluyoruz. Bu sorumuz oldukça kapsamlı bir soru idi. Üç tane temel bilgiyi çok net olarak konuştuk. Kümülatif olasılık dağılımı, diğer bir ismiyle toplam olasılık fonksiyonu, moment üreten fonksiyon ve moment üreten fonksiyondan beklenen değer ve varyansın nasıl hesaplandığı. Bu sorumuzu burada noktalıyorum.